Herkese merhaba. Öyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yine günün transfer haberini, gelişmesini konuşacağız. 2 gündür Galatasaray için yazılan Mısırlı bir futbolcu var. Mustafa Muhammed. Bu isim yaz aylarında da konuşulmuştu. Hatta ben yine bir video çekmiştim. Oyuncuyu daha önce araştırdım, bildiğim, tanıdığım bir futbolcu. 2 gündür de Falcao yerine yazılıyor ki ben artık Falcao'nun gideceğini düşünüyorum. Falcao'nun Galatasaray'ın forvet rotasyonunda artık bir katkı veremeyeceği veya istikrarlı katkı veremeyeceği ortaya çıktı. Kendisi de zaten sakatlıkları bahane ederek oynamamaya, bundan sonraki transferini düşünmeye başladı. Biliyorsunuz Amerika'da özellikle de Inter Miami kulübü Falcao ile ilgileniyor. Hatta bazı Çin ve Arap kulüplerinin de Falcao'yu transfer etmek istediğini biliyoruz. Ya inşallah bir aksilik olmazsa Galatasaray da bundan sonra 3'e 5'e bakmasın. Zarardan kurtulmak için Falcao'yu satsın düşüncesindeyim. Galatasaray Falcao'dan kurtulacak. Peki oraya tek başına Cagne ve Ali Yavuzkol götürebilir mi? Arada Babel destek atıyor. Hayır. Bence oraya net iyi kaliteli bir yabancı santrafor alınması lazım ki bu ismin de Zamalek takımında oynayan Mustafa Muhammed olduğu söyleniyor. İlk olarak ben haberi sizinle paylaşayım. Tabii birçok gazetede çıktı. Ben takvimden aldım. Aslan'a sürpriz forvet şeklinde bir manşet atmışlar. Menajerler yönetime Zamalek'te oynayan 23 yaşındaki Mustafa Muhammed'i önerdi. Performansı göz kamaştırıyormuş. Golcü Muhammed geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansta dikkatleri üzerine çekti ve 23 yaşındaki golcü Galatasaray'a önerildi şeklinde bir bölüm var. Devam edelim. Muhammed 43 resmi maçta 20 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi. Yönetim Fatih Terim'le görüştükten sonra kesin kararını verecek. Galatasaray'a sürpriz öneri denmiş. Aşağıda özellikleri anlatılmış arkadaşlar. Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki yıldızın süratli ve yırtıcı bir golcü olduğu öğrenilirken bu oyuncunun birçok kulüp tarafından izlendiği belirlendi. Burada yine istatistikleri paylaşılmış ve Fatih Terim'le görüşülecek şeklinde bir bölüm var. Galatasaray yönetiminin Muhammed için teknik direktör Fatih Terim'in görüşüne başvuracağı öne sürüldü. Terim'in de onay vermesi durumunda bu transferin bitirilmesi bekleniyor şeklinde devam ediyor şöyle arkadaşlar. Evet, haber bu sevgili arkadaşlar. Mustafa Muhammed ismi Galatasaray'a yazılıp çiziliyor. Oyuncuyu biraz daha iyi tanımak için şöyle Transfermarkt sitesinden bir oyuncunun profilini de ekrana getirelim. Üzerine ben de düşüncelerimi paylaşacağım. Görüyorsunuz 23 yaşında 1.85 boyunda. Boyu fena değil. Yani santraforun ben kısa olmasını pek tercih etmiyorum. Bunu söylediğim zaman bana kızanlar da oluyor ama benim için öyle. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitiyor. 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Bu tabii Galatasaray talip olunca artabilir sevgili arkadaşlar. Mısır ligindeki istatistiklerini gördünüz. Çok başarılı, çok iyi istatistikleri var sevgili arkadaşlar. Açıkçası Mustafa Muhammed'in. Ama ben yani riskli bir transfer olarak görüyorum. Şimdi Cagne evet Galatasaray'da görünen o ki sezonu tamamlayacak. Bir Kenan Karaman hamlesi gelebilir. Bunu destekliyorum. Mutlaka Kenan Karaman Galatasaray'ın santrafor rotasyonunda olması gereken bir oyuncu gibi gözüküyor. Bizim Falcao'yu sattıktan sonra Galatasaray'ın oraya kendini Avrupa liglerinde ispatlamış veya Avrupa liglerinde şu an oynayan bir transfer yapılması, genç bile olsa böyle bir transfer yapılması daha doğru olacaktır. Şimdi Mustafa Muhammed ceza sahasında çok etkili bir futbolcu. Bileğine çok hakim. Vuruş kalitesi hani Cagne'den iyi diyebiliriz. Yani Cagne bazen biliyorsunuz çok sıkıntılı son vuruşlar yapabiliyor. Kalecinin üzerine vuruyor veya işte dışarıya atıyor. Öyle bitiriciliği yüksek bir santrafor değil Cagne. Mustafa Muhammed ise bitiricilik konusunda sıkıntı yaşamayan bir isim. Yani vuruşlarını çok beğeniyorum. Hava toplarında çok başarılı. Pres yapan bir santrafor. Bir kere çok hareketli. Yani dripling yeteneği de var. Ceza sahasından uzaklaştığında etkisiz kalmıyor.
Rize Spor'dayken Fenerbahçe'de bunu çok yapamadı ama Vedat Muriç de hatırlayalım kanatlara veya orta sahaya yaklaşıp top alıp topu ceza sahasına doğru taşıyabilen, arkadaşlarına pas atabilen bir santrafordu. Benzer özelliklerin Mustafa Muhammed'de de olduğunu görüyoruz. O da ceza sahası dışında da iş yapabilen, orta sahaya yardım getirebilen, topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyabilen bir futbolcu. Fakat sıkıntı ne? Bunların hangi ligde yapıyor? Mısır liginde yapıyor. Ben evet Asya pazarını tarama taraftarıyım. Oradan transfer yapılması taraftarıyım. Ama devre arasında ve ilk santraforunda Cagne'de tartışmalıyken senin Türkiye'ye adapte olup olamayacağı, Avrupa Ligi'ne çok entegre olup olmayacağı belirsiz bir futbolcuyu transfer etmen riskli geliyor bana. Ha, Galatasaray maddi olarak büyük bir kayıp yaşar mı? Mustafa Muhammed'i transfer etti. Bu arkadaş geldi ama Türkiye Ligi'ndeki sertlik karşısında bocaladı ve bekleneni veremedi. Galatasaray ne kaybeder? Parasal anlamda çok büyük bir kayıp yaşar mı? Yaşamaz. Çünkü büyük bir maliyeti yok bu futbolcunun. Ama sezonu kaybeder arkadaşlar. O yüzden yani bu deneme olabilir. Keşke sezon başı iki tane iyi santraforun varken üçüncü olarak bu denemeyi yapabilseydin. O zaman hiçbir şekilde itiraz etmezdim, desteklerdim. Ama Cagne sıkıntılıyken, Ali Yavuzkol rookie yani çömez bir oyuncuyken senin ikinci santraforunun Mısır Ligi'nde iyi oynamış bir isim olmasından ziyade Avrupa Ligi'nde kendini ispatlamış genç bir futbolcu da olabilir arkadaşlar. Bakın yani Avrupa Ligi'nde ispatlamış derken mesela Giroud'u kastetmiyorum. Jonas Wind olabilir mesela. Danimarka, Finlandiya, Belçika, Fransa alt ligleri, bu tarz liglerde veya işte Kuzey Avrupa liglerinde Norveç olabilir. Bu tarz liglerde orta sıra takımlarda oynamış, Avrupa futbolunu bilen, temastan korkmayan, fizikli bir genç santraforu ben açıkçası daha çok tercih ederdim. Yani benim kafamdaki santrafor tipolojisi açıkçası bu. Cagney'in yanına böyle bir isim konulması gerektiğini düşünüyorum. Ama Mustafa Muhammed scoutların önerdiği denenebilir bir futbolcu olarak şu an Galatasaray'ın önüne gelmiş durumda. Eğer Falcao'dan kurtulabilirse, artık bu cümleyi kuruyorum, Falcao'yu gönderebilirse demiyorum, Falcao Galatasaray'a oynamaması ve aldığı para nedeniyle kambur olmuştur. Falcao'dan kurtulması gerekiyor Galatasaray'ın. Eğer Galatasaray Falcao'dan kurtulabilirse opsiyonlardan biri anladığımız kadarıyla Mustafa Muhammed olacak. Oyuncunun zaten istatistiklerini sizlerle paylaştım sevgili arkadaşlar. Yeteneklerini de anlattım. Kafa toplarında iyi, ceza sahası içerisinde net bir vuruşu var. Dribling yapabilen, süratı olan bir futbolcu. Sağ görüşü de fena değil. Ama bunların hepsini çok baskı görmediği, çok böyle temasın olmadığı, üst seviye bir lig olmayan Mısır Ligi'nde yapmış durumda. Bunu da unutmayalım. Bu da bir risk olarak görülebilir. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Ben birinci tercih olarak kullanmam. Mecbur kalmadıkça almam. Benim için atıyorum, örnek veriyorum. Jonas Wind bir adım öndedir her zaman. Ben onu tercih ederdim. Bakalım sizler neler söyleyeceksiniz? Mustafa Muhammed'i ister misiniz? Falcao'ya gönderip Cagne'nin yanına Mustafa Muhammed'i koymak sizce mantıklı bir hamle olur mu? Yoksa riske girmeyip benim gibi mi düşünüyorsunuz? Daha Avrupa'da oynamış, Avrupa'ya adapte olmuş bir santrafor mu istersiniz? Düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Videonun altına bu konuyla ilgili soru, görüş, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Birazcık Mustafa Muhammed'i tartışalım sevgili arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Başka bir transfer videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.